Melen suyu İstanbul'a taşınacak. O suyu buraya İstanbul'a dev bir tünel taşıyacak. Dev borular. İşte o tünel tamamlandı. CNN Türk ekibi de yerin metrelerce altına girdi. O tüneli görüntüledi. Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan ilk uzun su altı tüneli İstanbul'da. Melen projesinin en önemli adımı olan İstanbul Boğazı'nın altında dev su borusu geçişi tamamlandı. Tünel basın mensuplarına açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da tüneldeydi. Eksi 135 metrede bir daha başka bir kulağa kolay kolay nasip olmayacak bir tanıklık yapacağız birlikte. Şu anda yere 135 metre altında tünellerin içinde ilerliyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Melen projesi kapsamında deniz altına döşenen tünellere Beykoz'dan girdik. Sarıyer'den çıkacağız. Melen projesiyle 2060 yılına kadar İstanbul'un su ihtiyacı karşılanmış olacak. Melen Nehri'nden yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su İstanbul'a taşınacak. İstanbul Boğazı'nın iki yakası Sarıyer-Derbent ile Beykoz arasında 136 metre derinlikten geçen bir tünelle birleştirildi. Tünelin uzunluğu yaklaşık 5 kilometre. Yolculuğumuza ufak bir mola verdik çünkü en derin noktadayız. Şu anda Boğaz'ın 137.2 metre derinliğindeyiz. Tabii şimdi insan isterseniz burada olunca diyor ki üstümüzden neler geçiyor acaba? Üstümüzde hangi balıklar var? Üstümüzde hangi gemiler var? Üstümüzde neler var şu an? Tarihi olduğu kadar ürkütücü de. Yani üzerimizde Boğaz var, tonlarca su var. Biz 135 metre altındayız Boğaz'ın. Temmuz ayında tünelden ilk suyun geçmesi planlanıyor. Melen projesiyle birlikte günde yaklaşık 3 milyon metreküp su Avrupa yakasına taşınacak.